arkası yarın. Elveda. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Nihal Gökçek. Uyarlayan Beyza Kara. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Naz Hanım, şu anda Şırnak'ta vakit gece yarısı. Bu mektubu sana sağlık ocağında çok zor şartlar altında yazıyorum. Şartlar öylesine elverişsiz ki. Teröristler sürekli köy ve mezralara baskın yapıyor. Çoluk çocuk demeden öldürüyor, katlediyor. Ben de bir doktor olarak elimden gelen çabayı gösteriyorum. Seni çok özledim Naz Hanım. Her anım seninle dolu. Sana kavuşacağım günlerin hesabını yapmak bana daha da güç veriyor. İnşallah izne gelir gelmez seni isteteceğim. İnan sevgimiz sonsuza kadar hep böyle boşlukta kalmayacak. En derin sevgilerimle Adnan. Hayrola doktor, uyumamışsın. Sen misin Eşref abi? Evet, uykum kaçtı da. Hayrola, mektup mu yazıyorsun? Evet. Kime? Ailene mi yoksa sevdiğine mi? Sevdiğim abi. O zaman nişan düğün yakın demektir ha? Hayırlı olsun. Umarım hayırlı olur Eşref abi. Neden umarım diyorsun? Yoksa... Nazan'la birbirimizi çok seviyoruz. Ama ailesi bu işe pek sıcak bakmıyor. Bu yüzden umarım dedim. Allah Allah. Senin gibi hem yakışıklı hem de mesleği doktor olan birine kız verilmez mi ya? Şey, babası biraz tuhaf bir insan abi. Doktordan falan anladığı yok. İnşallah izne gelir gelmez seni isteteceğim. İnan sevgimiz sonuna kadar askıda kalmayacak. Nazan, ne yapıyorsun orada kızım? Sen miydin anneciğim? Hiç, şey yapıyorum. Mektup mu o elindeki? Evet. Kimden? Yoksa o çocuktan mı yine? O çocuk değil anne. Mecburi hizmetini Şırnak'ta yapan koskoca bir doktor. Adı da Adnan. Bağırma bana. Ben senin annenim. Mektup nasıl geçti eline? Merak etme, eve gelmedi. Çalıştığım hastaneye geldi. Ha, demek hastanenin adresini verdin. Başka çarem var mıydı anne? Babamın ne aksi biri olduğunu bilmeyen mi kaldı? Maazallah buranın adresini verip de Adnan'ın mektubu babamın eline bir geçse yanarız. Yanmak ne kelime. Bütün mahalleyi ayağa kaldırır inan. Anne, neden babam Adnan'la evlenmeme karşı çıkıyor ki? Ay ne diyeyim kızım. Biliyorsun babanın bazı katı kuralları var. İyi de Adnan'la evlenmek istememde kötü bir şey yok ki. Ben de doktorum, o da doktor. Biz onunla birbirimizi seviyoruz. Sevmek suç mu Allah aşkına? Elbette suç değil ama baban sokak ortasında tanışarak evlenmelere karşı. Ayrıca ben de karşıyım böyle bir evliliğe. Lütfen anne, biz Adnan'la sokakta karşılaşmadık. Onunla tıp fakültesinden bu yana arkadaşız. Şırnağa tayine çıkmadan önce de aynı hastanede doktorluk yapıyorduk. Ha sokak ha okul. Baban için ikisi de bir kızım. Babanın da benim de ondan bundan göre göre gözümüz korkmuş bir kere. İyi de anneciğim, biz de geleneklere aykırı bir şey yapmıyoruz ki. Adnan izne geldiğinde annesini babasını gönderip beni istetecek. Bunda aykırı olan ne var ki? Eğer baban senin Adnan'la tanıştığını bilmeseydi mesele kalmazdı. Ama ne yazık ki biliyor. Bu yüzden de senin evlenmene karşı çıkacaktır. Yani tanışmamış ve birbirimizi sevmemiş olsaydık o zaman baban beni verirdi, öyle mi? Ay, ya ben izah edemiyorum ya da sen anlamıyorsun. Asıl ben sizi anlamıyorum anne. Bu ne biçim mantıktır? Adnan'la önceden tanışmış olmamız neyi değiştirir ki? İşte sonuçta gelip isteyecekler beni. Ayrıca ailesi tanıyor beni. Ne? Ne dedim? Tanıyor mu? Yani onların evine mi gittin sen? Evet, ne var bunda bu kadar şaşacak? Madem evlenmeye karar verdik, beni tanımaya hakları yok mu? Ay aman Allah'ım, sen neler söylüyorsun Nazan? Eğer baban bunu duyacak olursa... Aman yarabbim, başına gelecekleri düşünmek bile istemiyorum. Tamam tamam, babama bir şey söylemem. Tabii sen de söylemezsin herhalde. İnanamıyorum Nazan. Demek oğlanın evine gittin ha? Anne lütfen, oğlanın evi deyip durma. Gittiğim ev Adnan'ın ailesinin eviydi. Ve gittiğimde de annesi de babası da evdeydi.
Yine de yaptığın doğru bir şey değil kızım. Anne lütfen babamla konuş. O senin lafını dinler. Babama her şeyi anlat. Adnan'la birbirimizi sevdiğimizi, ancak onunla mutlu olabileceğimi sok kafasına. Adnan'ın çok iyi bir insan olduğunu, doktor olduğunu, evlenirsek bana çok iyi bakacağını söyle. Ah, söylemesine söylerim de babanın değişeceğini hiç sanmıyorum kızım. Ama evlenmemizi engelleyerek bize eziyet ettiğinin farkında değil mi? Günahı bilen insan eziyet etmenin de günah olduğunu bilir. Peki peki, babanla konuşacağım. İnşallah hayırlı olur neticesi. Ümit ederim izin verir. Aksi takdirde olabileceklerden ben sorumlu sayılmam. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğimi sen anladın artık anne. Adnan'dan başkasına yar olmayacağımı bil. Hadi konuşmayı bırak da kapıyı aç. Babandır gelen. Tamam açıyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Yemek hazır mı? Şimdi hazırlarız babacığım. Ayağım. Tamam asker, korkma. Ayağım. Birazdan bir şeyin kalmayacak. Dua et ki teröristlerin attığı kurşun sadece bacağını sıyırmış. Ayağım. Evet, işte yarayız artık. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Sağ ol doktor bey. Doktor Adnan. Doktor Adnan. Buradayım Eşref abi. Hayrola ne oldu? Sorma. Bir saat önce dağda teröristlerle çatışma çıkmış. Bir helikopterimizin düştüğü söyleniyor. Demeyin. Peki ölen kalan var mıymış? Bir şehit, 6 yaralı. Acil hastan yoksa hemen olay yerine gitmemiz gerek. Dışarıda bir jip bizi bekliyor. Jip de zaman alır. Helikopterle gitseydik keşke. Hava durumu uygun değilmiş. Kesip sis var. Yaralıların durumu ciddi Eşref abi. Bunlar sağlık ocağında tedavi edilecek gibi değil. Ne yapacağız? Tam teşekküllü bir hastaneye götürmemiz gerekir. İyi ama bu çatışmadan askeri birliklerimizin haberi olmadı mı? Şimdiye kadar çoktan buraya takviye göndermeleri gerekirdi. Haberleri olmuşturdu. Hava şartları kötü doktor. Baksana her taraf kar ve sisle kaplı. Helikopterlerin bu havada geleceğini hiç sanmıyorum. Allah yardımcımız olsun. Şimdi yaralıları nasıl taşıyacağımızı düşünelim. Cipe en fazla 3 yaralı alabiliriz. Geriye kalan 3 yaralıyı nasıl götüreceğiz? Tek tek götürmeye kalksak büyük zaman kaybı olur. Ayrıca kan kaybından ölebilirler. Doktor bak. Bunlar bizim araçların sesleri. Tam zamanında geldiler. Şükürler olsun Allah'a. Geçmiş olsun arkadaşlar. Çatışmaya haber aldık. Ancak hava şartlarının elverişsizliği yüzünden zamanında ulaşamadık buraya. Haklısınız albayım. Biz de az önce ulaşabildik. Doktor, durum raporu verir misiniz? Tabii albayım. Bir şehidimiz var. 6 askerimizin durumu da ağır. Müdahale etmeye çalıştım ama imkanlar yetersiz. Başka şehit vermeden yaralı askerleri hemen tam teşekküllü bir hastaneye kaldırmamız gerekiyor. En yakın hastane buradan kaç kilometre uzakta? Ben söyleyeyim albayım. Kar yağışını da hesaba kattığınızda 7 bilemediniz 8 saatte anca hastaneye ulaşılabilir. Yaralıların bu kadar saat yaşayacağını sanmıyorum efendim. Bize mutlaka helikopter gerekli. 2 helikopterimiz yola çıktı doktor. Ancak yoğun kar yağışı ve sis yüzünden buraya inebilirler mi bilmiyorum. O halde bekleyeceğiz. Bence beklemek yerine yaralıları araçlara bindirip sağlık ocağına götürelim. Belki yolda helikopterler bizi görüp alır. Bu çok tehlikeli Eşref abi. Şimdilik sargı bezleriyle kanamaları durdurdum. Ama yolun sarsıntısından tekrar kanama başlayabilir. Durun bir dakika. Bakın duyuyor musunuz? Bunlar helikopter sesi. Evet. Evet helikopterler geliyor. Elhamdülillah tam vaktinde geldik. Askerlere emir vereyim de araçların farlarını yaksınlar. Helikopterler bu siste bulunduğumuz yeri görmeyebilirler. Çok doğru komutanım. Çavuş. Emredin komutanım. Araç şoförlerine söyle, araçların farlarını yakarak helikopterlerin rahat inişlerini sağlasınlar. Emredersiniz komutanım. Hadi. Araç şoförleri derhal farlarınızı yakın. Helikopterler ineceye kadar da yanık bırakın. Aç üstüne komutanım. Bu iyi oldu albayım. Sanırım helikopterler ışıkları görür. Merak etmeyin, görürler. Pilotlar eğitimlidir. Evet, evet bizi gördüler. Şuraya bakın komutanım, helikopterler inişe geçtiler. Arkadaşlar çabuk yaralı arkadaşlarınızı sedyeleri alın. Helikopterleri taşımaya hazır olun. Emredersiniz komutanım. Hadi. Hadi çocuklar. Hadi. Hadi. Vitrinlere bak Nazan. Ne güzel kıyafetler var. Ama hepsi de çok pahalı. Biz doktor maaşımızla zar zor giyinirken fukara bu elbiseleri nasıl alır bilemiyorum artık.
Nazan, sen beni dinlemiyor musun? Ya, bir şey mi söyledin Sabiha? Evet, sen beni dinlemiyorsun galiba. Şey, kusura bakma, dalmışım. Neyin var senin? Hastayı sen gel, seni bir muayene edeyim. Sağ ol, ama benim de doktor olduğumu unutuyorsun. Merak etme, canımın sıkıntısı başka. Yoksa doktor Adnan'dan mı kaynaklanıyor? Evet, dün mektubunu aldım. Güya önümüzdeki hafta izne gelecekti. Ama bulunduğu yerde başka doktor olmadığından gelmeyeceğini yazıyor. Güneydoğu'daydı değil evet, mi? Evet, Şırnak'ta. Orada teröristlerle çok sıkı çatışma oluyormuş. Ne yapsın çocuk? Önemli olan siz misiniz yoksa Mehmetçik mi? Unutma, ben, sen, o, biz doktoruz. Biliyorum Sabiha. Ama ne yapayım, elimde değil. Askere gittiğinden beri hiç görmedim kendisini. Demek özledin onu. Hem de nasıl. Tarifsiz bir özlem içindeyim. Ve bu özlem sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyor bana. Allah korusun Nazan. O nasıl söz? İnşallah kavuşursunuz birbirinize. İnşallah. Düğün ne zaman? Adnan'ın askerliği bittikten sonra mı? Bilmiyorum Sabiha. Adnan'la bizim planımız öyle ama... Engelleyen bir şey mi var yoksa? Var ya, benimkiler. Annemle babam. Anlamadım. Senin Adnan'la evlenmene karşı mı çıkıyorlar? Evet. Daha çok babam karşı çıkıyor. Neden ayol? Adnan'dan iyisini mi bulacaklar? Hem yakışıklı hem doktor. Bu zamanda böyle bir kısmet herkese nasip olmaz. Biliyorum ama gel de bunu babama anlat. O böyle tanışmayla olan evliliklere karşı birisi. Aa, bir yaşıma daha bastım. İyi ama tanışarak evlenmenin ne sakıncası varmış ki? Bilmiyorum ki. Bunu babama sormak lazım. Ona göre sokakta tanışarak evlenenler mutlu olmazmış. Eninde sonunda boşanırlarmış. İyi ama bu her zaman böyle olmaz ki. Görücü usulüyle evlenenler boşanmıyor mu sanki? Dedim ya, babam bu. Başka türlü laf anlamıyor. Meseleyi anneme açtım. O da babam gibi düşünüyorsa da onu yumuşattım ama... ...babam asla beni Adnan'a vereceğe benzemiyor. Kusura bakma ama çok garip bir ailen varmış Nazan. Senin ailen böyle bir evlenmeyi nasıl karşılardı? Keyif son derece normal görürdü. Onlar için benimle evlenecek kişinin iş durumu ve beni mutlu edip edemeyeceği önemlidir. Sahi mi? Elbette. Öyle biri karşıma çıksa ve gidip annemle babama söylesem... ...hemen adamın ailesini, sülalesini dört bir yandan araştırırlar... ...ve temiz, namuslu biriyse hiç düşünmeden evlendirirler. Ne güzel. Keşke benim ailem de senin ailen gibi düşünse. Peki babanın bu düşüncesine karşı sen ne yapıyorsun? Mücadele etmiyor musun? Kendime göre ediyorum da çok zor. Onları da kırmak işime gelmiyor. Baştan beri hep böyle terbiye aldım. Kısaca babamın yüzüne gelemem. İyi de bu hep böyle mi devam edecek yani? Anneme yalvardım, rica ettim. Babamla konuşup onu yumuşatmaya çalışmasını söyledim. Bakalım, bekliyorum. Deminden beri nereye bakıyorsun Veysel? Sokağa bakıyorum hanım. Hem rüzgar hem yağmur. Allah dışarıda olanlara yardım eylesin. Amin. Nazan nerede kaldı? Söylemedim mi sana? Bu gece hastanede nöbeti varmış, gelmeyecek. Gündüzleri neyse de geceleri nöbete kalmasını istemiyorum kızım. Neden? Alt tarafı hastanenin içinde. Dışarıda değilim. Sanki hastanenin içi çok mu güvenli? Televizyonda çıkan hastane skandallarını seyretmiyorsun galiba. Seyrediyorum, ne olmuş ki? Delirtme beni Sacide. Bir de ne olmuş diye soruyorsun. Sapıklar artık hastanenin içinde cirit atıyorlar. Benim kızım doktor. Hiçbir şey olmaz ona. Korkacaksan başka şeyden kork sen. Ne demek istiyorsun hanım sen? Hiç. Hiçbir şey demek istemiyorum. Ortaya bir laf atıp da kenara çekilme. Söylesene, esas korkmam gereken şey neymiş? He? Ay ne olacak? Biliyorsun kız birini seviyor. Ama sen inat ettin, vermem de vermem diye. Nesi var ki çocuğun? Koca doktor... Mecburi hizmetini bitirdikten sonra kızımızla evlenmek istiyor. Ya, demek deminden beri ağzında gevelediğim buydu ha? Hayır, vermem kızı o adama. Elveda adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.